إنا
Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim inna a'taynakal kevser. İnne şani'eke huvel ebter. Allahu ekber. Sadakallahul azim. Hayırlı geceler sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz. Gecenin bereketi hem üzerinize hem üzerimize olsun. Recep Şaban derken Ramazan ayına ulaştık çok şükür. Biz programımıza, sahurname programımıza kelamların en güzeli olan Allah kelamıyla başladık. Mimar Sinan Camimizin baş imam hatibi Rıza Aygün hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel tilavetlerle bizlerle birlikte olacak. Aşr-ı Şerifleri hep birlikte dinleyeceğiz. Programımızda neler olacak? Programımızda tabii ki her gün bizlerle olacak, sizlerin de sorularına cevap verecek ama onun güzel sohbetleriyle kendisinden istifade etmeye çalışacağımız çok değerli bir hocamız olacak. Öncelikle onu sizlere takdim etmekten büyük mutluluk duyduğumu arz etmek istiyorum. Ben de sizlerle birlikte Ramazan boyunca tam 30 gün ondan istifade etmeye çalışacağım. Sizlerin sorularını ona aktarmaya çalışacağım. Sevgili hocam Yusuf Kavaklı hocamdan bahsediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen siz bir şeyler söyleyeceksiniz diye bakıyorum. Şöyle tabii bir hamle ben, yaptınız ön tarafa doğru. Kanal Türk seyircilerinin evvela bir Ramazanlarını kutlamak istiyorum. Eyvallah hocam. Bu Ramazan bizim şahsımıza, ailemize, milletimize, vatanımıza bereket getirsin, huzur getirsin. Efendim gönlümüzü şenlendirsin ve en önemlisi de Mevla bu Ramazan yüzü suyu hürmetine akan kanları durdursun diyorum. Amin inşallah. Ve Kanal Türk sahiplerine, yöneticilerine, bu mutfakta çalışan arkadaşlarımızın hepsini de Ramazanlarını tebrik ediyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Hocam zaman zaman sohbetinizi hep derler ya balla keseceğiz diye. Biz de balla keseceğiz ama o bal Erdal Şahin'in sesiyle bizlere akacak. İlahiler olarak burada çok değerli müzisyen arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın eşliğiyle ilahilerle programımızı şenlendirmeye, renklendirmeye çalışacağız. Besmele demeden mi? Yok hocam şimdi ilahi okuyalım diye söylemiyorum. Evet, tamam, programımızda tamam. Neler olacağını arz etmek tamam. için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti başlarken Euzu Besmele ile başladık. Evet. Neml suresinin 30. ayeti olarak da Besmele'yi biliyoruz. Ama Kur'an'da Tebbet suresi hariç bütün surelerin başında Besmele-i Şerif'i de kullanıyoruz. Evet. Tevbe suresi. Tevbe suresi. Evet. Evet Tevbe suresi hariç. Şimdi Besmele ile İşe başlama bir mümin için nedir? Biz de besmele ile başlayalım. Besmele her hayrın başıdır. Biz dahi söze besmele ile başlarız. Evet. Bismillah. Ya ilahi başlayalım ismi bismillah ile. Sen kabul eyle duamız ismi bismillah ile. Çü bismillah diye ve başlaya dil. Ferah ferhunde olur can ile dil. Can ile dil. Yani dilinle bismillah diyerek bir işe başladığında maddi ve manevi varlığın ferahlık bulur ve coşku içinde olur diyor şair. Hakani de siz edebiyatçısınız da Hakani de besmele ile edelim fethi kelam fethola ta bu muammayı benam diyor. Yani söze besmele çekerek başlayalım ki bu zorluğu herkesçe kabul edilen bilmeceyi çözmek mümkün olsun. Bir dünya insanın karşısında konuşmak öyle kolay mı? Onun için besmele. Bir güzellik daha. Gülidir besmele gülzarı ilmin, revacı revnakı pazarı ilmin. Yani
Besmele ilmin gül bahçesinin en güzel gülüdür. Besmele ilim alemini süsleyen, kıymetli ve rağbet gören bir zinettir diyor şairlerimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise besmele ile başlanmayan her önemli iş güdüktür, sonu gelmez buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim milli şairimiz, ki biz Akipsiz yapamayız, efendim, o da dilinde besmele olsun, elinde sure-i nur, kesende sade mühür, kimse çarpmaz destur diyor. Sade mühür olursa kim çarpar? Hiç kimse çarpmaz. Onun için biz besmele dedik ve besmele ile başladık. Çünkü mübarek Ramazan'ın ilk teravihi kılındı. İlk sahurda şimdi bizimle beraber saygıdeğer seyircilerimiz de sahura kalkacaklar. Dolayısıyla besmele çektik. Hani adamı çoban tutmuşlar da köyde, sabahtan akşama kadar hayvanlar otlatmış. Sabah evin önüne gelmiş, hanımı da bekliyor kapının önünde. Atmış değneği havaya, şapkasını da atmış. Aman hanım boş ver demiş. 11 ay 29 gün kaldı demiş. Yani bir gün gitti ya. Şimdi bir gece gitti. Bir gece gidince eksildi bir gecemiz daha. Ama biz bu feyizli gecelerde saygıdeğer seyircilerimize mümkün olduğu nispette güzel şeyler aktarmaya gayret edeceğiz. Onun gayreti içerisinde bulunacağız. İnşallah. Hem oruç tutacağız. Efendim, o orucun feyiz ve bereketinden istifade edeceğiz. Ve bu arada da tabii çeşitli anekdotlarla filan da efendim bu konuşmalarımızı süsleyeceğiz. Şimdi hemen bir dakika müsaade eder misin bana? Başka bir mevzuya girmeyeceğiz değil mi hocam? Besmele ile devam ediyoruz. Hayır, ben bir şey okuyacağım sadece. Buyurunuz lütfen. Bunu okuyayım ama lütfen. Buyurunuz lütfen. Regaib kandili verdi müjdeyi, sevinç gözyaşları sardı dideyi, hasretin kül etti yaktı sineyi, sen hoş geldin ey mübarek Ramazan. Gelince huzura daldık seninle, açlığın zevkini aldık seninle, melekler bezmine vardık seninle, sen hoş geldin ey mübarek Ramazan. Bekledik 11 ay görüştük şükür, İftarda mescitte buluştuk şükür, sağ salim bu yılda kavuştuk şükür, sen hoş geldin ey mübarek Ramazan. İftarın sahurun hep birer tesbih, mümine yetmez mi bunların hepsi, oruçla ederiz terbiye nefsi, sen hoş geldin ey mübarek Ramazan diyor. Hocam şimdi ilk 15 gün hoş geldin, hoş geldin merhabalarla karşılanır. Evet. Sonra da elveda elveda diye gönderdiğimiz Ramazan. Şimdi böyle şiirle başladın. 15 gün bu hoş geldin ve merhabaları beklerim sizden yalnız. Kabul ediyorum. Açılışı yaptım. Konsept yapacağız tamam, şimdi. Tamam, kabul ediyorum. Her gün tamam. Her gün bir hoş yani, geldin merhaba bekliyoruz. Edebiyatçının yanında efendim böyle şiir bir okumayı bilen demeyin. Estağfurullah. Ama hocam, ben biraz önce besmele ile ilgili evet. Konuşurken şöyle bir şey, tabii besmele ile ilgili o Farsi ifadeler de var, o şiirleri arka arkasına okurken hemen zihnimde bir şey tebellür etti. Onu ben müsaadenizle sorayım o zaman. Evet. Şimdi Allah'ın adıyla Bismillah. Hı. Sıfatları da ekleyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Şimdi bir işe başlarken besmele ile başlayacağız ya. Eğer Allah'ın adıyla başlıyorsak o zaman kulluğumuzu tescil anlamında, kulluğumuzu kabul anlamında, Allah'ın da kabul buyuracağı hayırlı işlere başlarken ya da doğru işlere başlarken besmele ile başlamak anlamında kullanıyoruz. Yani insan bazen yanlış işlerde yapabiliyor. Kötü işlerde yapabiliyor. Onlar da iş. Hani her şeye başlarken besmele çekilir diyoruz ya. Ama menfi bir takım şeylere başlarken besmele çekilmesinin manası yoktur o zaman. Bir kısım şeyler de zaten besmele aklımıza gelmez. O tip işlerde besmele aklımıza gelmez zaten. Çekilmesi uygun olmadığı için zaten unutturur onu bize. O tip işlerde gelmez. Ne diyoruz? Her hayırlı işe başlarken besmele. İzin alma ve yardım isteme tabii, anlamı da tabii. Vardır besmele içerisinde. Ama kimin ismiyle başlıyorsunuz? Kimin? Senin arkadaşın kim demez miyiz? Arkadaşın kim? Söyle arkadaşını, söyleyeyim seni değil mi? Ha, kimin ismiyle başlıyoruz biz? Onun ismiyle. O kim?